Selamlar, hepiniz kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz başlıktan da anladığınız üzere tırnak batması ve tırnak batması ameliyatı. Şu anda bu videoyu çekerken bile benim ayağım sargıda devam ediyor yani süreç. O yüzden ama sizde çok böyle şey yapmak istemiyorum. Ben bunu TikTok'ta paylaşmıştım ve çok fazla izlenme ve yorum gelmişti. O yüzden merak edenler olduğunu biliyorum bu süreci. Ben de çok araştırmıştım hani bu ameliyata karar vermeden önce. Bundan dolayı da fikir olması için hızlı bir şekilde ben bunu videolamak istedim, anlatmak istedim. Bir part yaparız. Eğer ki sorularınız olursa da onlar için diğer ikinci bir part yaparız. İyileşme süreci vesaire. Dediğim gibi şu an çünkü hala sargıda süreç devam ediyor, bitmiş değil. Ama ben bu sürece kadar yaşadıklarımdan biraz bahsetmek istiyorum. Bunun da sebebi dediğim gibi diğer sosyal medyalarda paylaştığımda çok fazla bunu yaşayan kişiler olduğunu gördüm. Ve çok fazla da merak edenler olduğunu gördüm. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Şimdi hemen süreci size anlatmak istiyorum. Tırnak batmasıyla doğumdan sonra karşılaştım. Yani o zamana kadar böyle bir sorun yaşamadım 30 yıllık hayatımda. Bunun sebebinin de şu olduğunu düşünüyorum. Zaten tırnak batmasının genel sebepleri bu şekildedir. Hani ayağınıza uygun ayakkabı giymemek, dar ayakkabı giymek, yanlış tırnak seçimi vesaire. Yani bunları Google'a yazdığınızda bile zaten bir sürü şey çıkıyor. Bendeki de şu şekilde oldu aslında. Doğumdan sonra tabii ki biraz kilo verdim ama tamamen aldığım kiloları vermiş değildim. Ve ben bunu biraz göz ardı ederek, aklıma hiç gelmedi çünkü. Bundan sonra arkadaşımın düğünü vardı. 3-4 ay sonra arkadaşımın düğünü vardı. Ve tabii ki kilo almışım. Aslında yani ben hamilelikte bile zaten hamilenin o son aylarında zaten mevcutta kendi ayakkabı numaramı artık giyemiyordum. Eşimin ayakkabılarını falan giymeye başlamıştım. Ama bunları unutarak artık o anki kör cahillik mi dersiniz bilmiyorum. Düğüne gittiğimizde arkadaşımın ayakkabısına giydim. Yani ayak numaralarımız aynıydı. Hani ayakkabı da almayayım gerek yok. Hani 1-2 saatlik bir şey diyerek özellikle de böyle ucu sivri giden bir babet giymiştim. Zaten ayağımda hafif bir tırnak batması o anda aslında benim vardı. Bunu biliyordum. Ama düşünemedim ve o ayakkabıyı giydim. İşte o ayakkabıyı giydikten sonra her şey daha da kötüleşmeye başladı. Şunu belirtmek istiyorum bu kısma detaya gelmeden önce. Ben doğumdan sonra her iki ayağımda da aslında her iki ayağımın baş parmağında bu tırnak batmasını yaşamıştım. Ama bir tanesi kendisinden iyileşmişti. Ben zaten Temmuz ayında doğum yapmıştım. Ve Temmuz ayından 1-2 ay sonrasında o diğer ayağımdaki tırnak batması düzelmişti. Tırnağın battığını fark ettiğimde hani böyle bir şişlik falan oluyor zaten. Hemen o kısma bir pamuk alttan böyle tırnağın altına gelecek şekilde bir pamuk yerleştirmiştim. Ve tırnak batmadan hani kalkarak çıkmıştı. O şekilde de kurtulmuştum. Zaten tırnak batmasını tetikleyen şeylerin arasında işte kapalı ayakkabı giymek, çorap giymek vesaire de var. Yaz ayına da denk geldiği için, hava dağıldığı için o tırnak hani batma olmadan, ilerlemeden kurtulmuştu. Fakat diğerinde böyle olacağını düşünemedim. Orada yine bir şişlik vardı, bir hafif küçük bir batık vardı. Ben yine pamuk yerleştirmiştim. Hani o da diğeri gibi iyileşir, düzelir, toparlar diye düşünmüştüm. Ama hatam o sivri ayakkabı giymek oldu. Zaten kilolusun. Ayağın ayakkabıya zaten zor girmiş yani gerçekten çok sıkıyordu bu arada. Hani yanlış ayakkabı seçimi denilen durumu aslında orada ben yapmış oldum ve ondan sonraki süreçte benim bu tırnak batması daha hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Şimdi ben bu tarz görüntüleri çok seven bir insan değilim. O yüzden hani ayağımın o halini çekmedim. Ama anlatmak gerekirse şimdi burada tırnak mesela buradan batıyor ya arkadaşlar. Şuradaki bir et parçasını görebiliyorsunuz ya. Bunun bayağı böyle şiştiğini düşünün. Yan tarafta hani ekstra bir cumhuriyet kurmuş, anladınız mı? Bayağı şişmiş, biraz hafiften ayağım morarmaya falan başlamıştı ve hani herkes şey demişti, kangren falan olabilirsin, bir hastaneye, bir doktora göster. Ben de hani şeyim, geçer, iyileşir falan. Ve benim bu tırnak batmasını bir yıl sürdü bu süreç. Bu süreçte yaptığım hatalar da vardı. Bunun hata olduğunu doktora gittiğimde öğrendim. Bununla sizlerle de paylaşmak istiyorum ki sizler de bu hataya düşmeyin diye. Şöyle ki, şimdi tırnak batmasını yaşıyorum. Temmuz'a doğum yapmışım. Artık aylardan Ekim, Kasım, Aralık falan. Orası dediğim gibi şiş. Bir sürekli bir şey var böyle. Kanama durumu var ve iltihap akma. Beyaz bir iltihap akma durumu var. Ama olabildiğince hani açık tutmaya çalışıyorum. Çorap giydiğimde mesela, kapalı ayakkabı giydiğimde, çorap giydiğimde çok daha kötü oluyor. Ama mevsim şartlarından dolayı da çorabı ve ayakkabıyı giymek zorundayım. Yani çünkü Kasım'dayız, Aralık'tayız, giymek zorundayım. Her çorap giyişimde artık o batıyor,
daha çok acıyor, o akıyor mesela ya, o akıntı çoraba yapışıyor falan. Yani bildiğiniz ızdıraptı ve ben bunu böyle bir yıl çektim. Çünkü şöyle bir durum var, ben operasyonlardan çok korkarım. Yani böyle anestezi altına, hani lokal anestezi altına yapılan her şeyden çok korkuyorum. İstemsiz bir şekilde çok korkuyorum. O yüzden de olabildiğince böyle ertelemiştim bunu. Hani iyileşirdi, yeri düzeldi ya, bu da düzelir diye düşünüyordum. Ve o dönemde işte bu antibiyotik kremler, yara için satan antibiyotik kremler var. Mesela hani oradaki iltihap var, işte iyi gelir diye düşünerek gittim antibiyotik kremler sürdüm. Bu yanlışmış. Ben bunu doktora gittiğimde öğrendim. Çünkü antibiyotik krem, doktorun söylediğini söylüyorum size, orayı daha da yumuşatırmış, ama oranın yumuşak olmaması, kuruması gerekiyormuş. İşte çorap giyimi, işte antibiyotik krem sürümü vesaire, bunlar daha çok yumuşattığı için bu süreç sürekli bir çıkmaza giriyor, bir döngüye giriyor. Yani sürekli bir akıntı var, sürekli bir yumuşaklık durumu var ve sürekli siz bunu tekrarlıyorsunuz. Tabii ki ben bunu bilmeden yapıyordum. Ve işte bu halk arasında yine bilinir diye düşünüyorum. Yani çünkü büyüklerim söylemişti. İşte soğan sarmak. İşte soğan, oradaki iltihap çıkacak, sen de kurtulacaksın. Bunu bile yaptık. Gerçekten bu da büyük bir yanlışmış. Çünkü soğan da aynı şeyi yapıyor arkadaşlar. O da orayı yumuşatıyor, mılçatıyor tabiri caizse ve yine siz aynı döngünün başına dönüyorsunuz. Ben bunları bilmediğim için biraz daha böyle iyice uğraştık, iyice kötü bir hale geldi aslında. Sonra yaz ayına doğru girdik ve ben dedim ki hani yaz ayına da girdik. Çünkü biliyorum ki operasyon olduğum zaman yürümede sıkıntı yaşayacağım. Kışın terlikle gezmem olmaz. Hani bir yere gitmem gerekirse olmaz. O yüzden dedim yaz girdiği zaman doktora gideyim. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Doktora gittim. Doktor da baktı. Şimdi bir de şöyle bir detay vardı. Onu da size söyleyeyim. Videonun başında da belirtmiştim ya. Tırnağın battığını fark ettiğim ilk anlarda o klasik yöntem. Tırnak altına pamuk koyma ve tırnağı üste çıkarma. Bunu ben bu ayağıma da yapmıştım ve benim aslında tırnağım batık değildi bu arada. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani tırnak normal bir şekilde tırnağın çıktığını ve uzadığını görüyorduk. Ama o ilk zamanlar yaptığım yanlış şeylerden dolayı artık orası böyle apse gibi, iltihap gibi bir şey olmuştu. Yani bir et parçası var, şiş ve çok acıyor. Hani üzerine en ufak bir örtü, yorgan, pike ne gelirse yani inanılmaz acıyor. Çorap giyemiyorum, ayakkabı giyemiyorum. Böyle bir durumdaydı. Ama tırnak batık mı? Hayır. Tırnak aynı bu şekilde iki ucunda görebiliyorsunuz, uzun. Direkt çıkmış yani. Bir kesiyorum tırnağı. Hani normalde buraya görsel koyarım. İsterseniz geçebilirsiniz o kısmı. Google'dan alacağım yani, hani batık olan nasıl olur? Benimki o şekilde değildi. O yüzden doktora gittiğim zaman doktor bana şunu söyledi. Senin tırnağında evet tırnak batması olmuş ama şu anda tırnağın batık değil. O yüzden bunu belki ameliyatsız kurtarabiliriz dedi ve bir batikonlu pansuman yöntemi var. Bunu şey yaptı, tavsiye etti. Bunu tavsiye etmesinin sebeplerinin başında benim oğlumu emziriyor olmam ve oğlumun o an daha küçük olması geliyordu. Daha bir yaşında bile değildi. Dedi ki hani daha çok küçük, en azından bir yaşını geçsin. Hani ek gıdasını ya kendini böyle geçirebilecek, gününü geçirebilecek bir hale gelsin. Çünkü hani anestezi alacaksın, ister istemez emzirmede sıkıntı yaşayacağız vesaire gibi. Dedi ki önce bu yöntemi deneyelim. Eğer ki olmazsa o zaman ameliyat kısmına geçeriz. Ve bu şekilde ben yazın böyle 3-4 ay, yani şu an Ekim ayındayız işte. Ekim ayına kadar bu şekilde denedim batikon olayını. Evet, şöyle bir durum var bu arada. Batikon kurutuyor. Hani o bahsetmiş olduğum iltihap, akma, kanakma durumu vesaire. Bunlar olmuyor. Ara ara oluyor ama o zamanlarki kadar çok olmuyor. Belki ben bunu biliyor olsaydım ilk zamanlarda, bu batikonu uygulasaydım belki hiç süreç bu kısma kadar gelmeyecekti. O yüzden sizin aklınızda bulunsun. Batikonla pansuman çok işe yarıyor. Doktorun söylediği şey, çorap giymek zorundasın. Mesela kapalı ayakkabı giymen gerekiyor. O zaman batikonu dök. Orası tamamen kurusun. Kuruduğundan emin olduktan sonra çorabını giy. Yani orası hala akıyorken, tam kurumamışken çorap giyme demişti. Bunu da size belirteyim. Sonrasında baktım yine düzelen bir durum yok. Yani şöyle, evet o zamanki kadar çok akmıyor, kanamıyor vesaire ama ben hala yine ayakkabı giyemiyorum. Yine çorap ayakkabı giydiğim zaman canım çok acıyor ve yine kış ayına yaklaştık. Ben ne yapacağım ve artık çocuğum da var, ayaklandı da, hani bir yaşında yürüyor, hareketli. Sürekli onu evde tutamam. Yani kış da olsa biz dışarı çıkarız. Ben onu bebekken de çıkartıyordum. Dedim ki o yüzden ben doktora gideceğim. Artık ne olacaksa olsun. Hani çok korkuyorum ameliyattan ama böyle de yaşanmıyor. Bir yıl olmuş artık, anladınız mı? Bir de hani açık ayakkabı falan da giymek istemiyorsunuz ama mecbursunuz. Çünkü açık ayakkabı giydiğinizde çok kötü bir görüntü var ayağınızda. Ama giymek zorundasınız çünkü kapalıyı zaten giyemiyorsunuz.
yıllar sonra ilk kez sandalet giymeye başlamıştım. Ben sandalet giyen bir insan değilim. Hep spor ayakkabı giyerim normalde. Sonrasında başka bir doktora gittim. Benim o ilk gittiğim doktorum başka bir hastaneye geçmiş. Bu arada özel hastaneye gidiyorum. Devlet hastanesini tercih etmiyorum bu tarz konularda. Özel hastaneye gittim yine. Başka bir doktora gittim. Doktora gösterdim. O da şimdi tırnağı batık olarak görmediği için. Yani batık değil çünkü tırnak ya. İlk o da pansuman batikon yöntemini söyledi. Dedim ki biz bunu yaptık. Bu zaten işe yaramadığı için ben şu an buradayım. Anlattım durumu. Çocuğumu emzirdiğimi de söyledim. Her şeyi belirttim. Ve kendim de işte korktuğumu da belirttim. Yani bu tarz operasyonlardan, bu tarz işlemlerden korktuğumu da belirttim. Çünkü şey yapabilecek bir hastayım ben. Yani orada şimdi ayağınıza iğne yapıp lokal anestezi yapmaları gerekiyor yani uyuşması için. Ben ayağımı çekme girişiminde bulunabilecek bir insanım. Yani o korkudan dolayı böyle şeyler yapabiliyorum. Hem diş çektirme bir sürecim var mesela, diş fobim var. Bunu da belki bir videoda anlatabilirim. Çok inanılmaz böyle şu an bakıyorum komik yani, ama o an ne yaşadığımı ben bilirim. Bu tarz fobilerim var. Böyle bunları da sizinle paylaşmak isterim. Neyse. Bu da anlatırım belki bir gün. O yüzden bu tarz olaylarda verdiğim tepkiyi biliyorum ve bunu doktora belirttim. Kendisi zora sokmak istemem böyle böyle bir hastayım diye. Ve maalesef şöyle bir durum var, üzülerek söylüyorum. Bunu devlet hastanesindeki bir doktora belirttiğiniz zaman sizi hiç umursamıyor ama özelde böyle bir muamele görmüyorsunuz. Sizin iyi hissetmenizi önemsiyorlar. Bu şekilde doktorla konuştuk, bana bir gün ayarladık. Gittikten bir hafta sonra falan gün verebiliyorlar. Çünkü orada bir prosedür var işte. Kan alınması, ameliyatla ilgili yatış işlemleri, o sudur bu sudur. Doktora gün, doktora uygun bir gün ayarlama, aynı zamanda size uygun bir gün ayarlama falan. Bu şekilde ben operasyon günü geldi. Hastaneye gittim ve tabii ki süreç yaklaştı. Benim bir korku salmıştı. Fakat doktoruna da konuşmuştuk. Yani dediğim gibi bu korku olayını söylediğim için şey demişti, hani eğer ki çok tedirgin olursan, çok gergin olursan sedasyon işlemi uygularız ve rahatlatırız seni. Öncesinde bir rahatlatıcı veririz. Şimdi ben yatıyorum, yatış işlemimi yaptılar. Bana bir rahatlatıcı serum taktılar ama hiç fayda etmedi. Yani hiçbir şekilde sakinleştirmedi beni o sakinleştirici. Ameliyathaneye doğru indik. Ameliyathanede sordular oradaki şeyler. Hemşireler, nasıl hissediyorsunuz işte. Dedim ki bu taktığınız ne? Sakinleştirici dediler. Dedim hiç sakinleştirmedi. Ben çok gerginim ve şu an ağlamak üzereyim. Ben kendimi tutmaya çalışıyorum. Gerçekten öyle bir haldeydim bu arada. Yani çok abartılacak bir işlem yok aslında. 10 dakikalık, 20 dakikalık bir işlem ama işte korku böyle bir şey. Bunun bu kadar detayını verme sebebim, aranızda benim gibi korkanlar varsa aslında, ki çok olduğunu biliyorum, bilginiz olsun diye. Aslında doktor geldi. Dedi ki işte ayağına iğne yapacağım. Bir şey uyuşması için ve dokunacağım. Hissedersen, acı hissedersen, ki zaten normal halinde orası hani kötü bir durumda olduğu için dokunduğunuzda acıyor. Bir ilk iğneyi yaptı. Bir kısma kadar dokundu, bir şey hissetmiyorum. Bir kısma geldi, hissediyorum. Dedik ikinci iğne yapıyorum. İkinci iğne yaparken diğerinden daha fazla bir acı hissettim. Yüksek ihtimalle iğneleri yaptığı yerler farklı bölgelerde. Yine bir yere kadar dokundu, hissetmiyorum. Bir yerden sonra yine hissediyorum ve artık hani o daha bir şiddetli bir hissetmedi. Dedik üçüncü iğneyi yapıyorum. Üçüncü iğneyi de o kadar canım yandı ki ben artık bağırmaya ve ağlamaya başlamıştım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Çünkü doktor dedi ki işlemi yapalım ve orada bana sedasyon işlemi yaptılar. Ben uyudum. Ondan sonrasını hiç hatırlamıyorum. Uyandığımda ameliyathaneden çıkardılar. Orada bir ayılma odası var. Oraya aldılar beni ve kendime gelmemi beklediler. O kısmı hatırlamıyorum. Nasıl yapıldığını da falan hatırlamıyorum. İyi ki de hatırlamıyorum bu arada. Sonrasında yatış kısmına tekrar odama çıktım. Bir 3-4 saat kontrol altında tuttular. Sonra işlemlerimizi vesaire yaptık. Ayağımda pansuman sargıdaydı zaten. Ve eve geldik. Doktor da 3-4 gün sonra tekrar pansumana gelmem gerektiğini ve görmesi gerektiğini söyledi. Tekrar pansumana gittik. İlk günkü pansuman biraz canımı acıttı bu arada. Çünkü yapışma durumu olmuş yine. Hani herhalde artık kanadımı ne oldu bilmiyorum. Ben bakamam çünkü bu tarz şeylerden. Pansuman yapılırken bakmadım bile. Ama o pansumanı açmaya çalışırken acımıştı bayağı. O yüzden onu biliyorum. Yani acısını biliyorum. Orayı yumuşata yumuşata suyla ıslata ıslata bir şekilde. Su değil de batikonla ıslata ıslata yumuşatarak açtılar. Ve o şekilde ilk pansumanım yapıldı. Sonra ikinci kez 3-4 gün sonra bir kez daha pansumana gelmemi söyledi. Ben tekrar 3-4 gün sonra pansumana gittiğimde o şekilde değildi. Yani çok rahat bir şekilde kesip orayı çıkartıp tekrar pansuman yapıp sargıyı aldı. Hani
O zamanki gibi bir akıntı ve yapışma durumu olmamıştı. Şu andaki hali parmağımın pansuman için açıldığını da biliyorum. Dikişlerle yani oradaki et parçasını almış. Zaten şöyle anlatmıştı işleme. Et parçasını alırız. Tırnağın o batan kökünü alırız. Orayı yakarız ve dikeriz. Zaten benim araştırdığım kadarıyla ve bana yazanlardan da duyduğum kadarıyla eğer ki bu tırnak kökünü yakma olayını yapmazlarsa bu batık tekrarlayabiliyormuş. Aklınızda olsun. Herhangi bir operasyon yaptıracaksanız bunu doktorunuza sorun. Benim doktorum bu şekilde bir işlem yapacağını söylemişti. Umuyorum öyle yapmıştı. Gittim de bunu sorayım hatta. Eğer ki ikinci videoyu çekersem de bunu sizinle paylaşayım. İlk anlatışı bu şekildeydi ve böyle yaptığını düşünüyorum işlemi de. Çünkü bu şekilde olmazsa tekrarlayabiliyormuş. Yani çok fazla yazan olmuştu. Çok böyle 5 kez 10 kez tekrarlayan bu tırnak batığını ve bunların çoğunu da bu arada devlet hastanesinde yapılan işlemler. Çünkü devlet hastanesinde tırnağı direkt çekmekten bahsediliyor ve bu tarz işlemler yapılıyormuş. Bu doğru değil. Bunu kesinlikle yaptırmayın. O zaman zaten direkt tekrarlıyormuş arkadaşlar. Boşunu da çektiniz acıya değmeyecek. Bu arada acı kısmına da gelecek olursam ilk gün yani çıktıktan sonra ilk gün ve gece çok ağrıdı, çok sızladı. Hareketim inanılmaz kısıtlıydı. Yani lavaboya falan gitmek inanılmaz zordu. Desteksiz hareket edemiyordum. Yani o kadar acıyordu, basamıyordum üstüne. O gün kuvvetli bir ağrı kesici aldım mecbur. Sonraki günlerde günde bir ya da iki kez parol aldım ertesi gün. Ondan sonra parol almadan da yani bu süreci atlatabildim. Yani olabildiğince az ilaçla. Kullanmam gereken bir antibiyotik yazmıştı. Antibiyotiği bitirdik. Emziren annelerin de konabildiği antibiyotik var. Onu yazmıştı. Bu şekilde bir süreçti. Şimdi size buraya resmini koyarım. Pansumana giderkenki o hali ve ayağım şu anda da hala aynı şekilde. Şu anda sargıda. Bu arada pansumana gitmiyorum. İki kez gittim hastaneye ve doktora dedim ki hani bunu evde ben yapabilir miyim? Çünkü batikon döküyor sadece ve sargıyı alıyor. Dedi ki tabii ki yapabilirsiniz. Biz o yüzden malzemeleri aldık. Ben şu andaki pansumanı evde 2-3 günde bir kendim yapıyorum. Bu benim dördüncü, dün yaptım. Dördüncü pansumanı dün gerçekleştirdik. Salı günü de normal şartlarda 15 gün tamamlanmış oluyor. Ameliyattan sonraki 15 gün tamamlanmış oluyor ve normal prosedürde, normal işleyişte doktorun söylediğiyle 15. günde dikişleri alırız demişti. Henüz dikişleri aldırmadık. Bakalım ne diyecek bilmiyorum. Benim tırnak batması, ameliyatı sürecim ve tırnak batması sürecim bu şekildeydi. Merak ettikleriniz varsa yorum bırakabilirsiniz. Dediğim gibi iyileşme süreci, bundan sonraki süreç, dikişler alındıktan sonraki kısım, hareket durumu vesaire nasıl oluyor? İsterseniz bunlarla alakalı ikinci bir videoyu çekebilirim. Hareket anlamında bu arada gerçekten ilk bir hafta çok zordu. Ve orada sayında destek olan birisi vardı. Ve olması da gerekiyor bu arada. Çok zorluyor çünkü. Ve doktor şey demişti yani ilk zamanlar, yani ilk bir hafta, 3-4 gün ne kadar az hareket edersen, kalkmak zorunda olmazsan bu iyileşme sürecin o kadar daha hızlı olur, daha iyi olur. O yüzden bir 10-15 gün kadar annem yanımda kalmıştı ve ben sadece işte lavaboya ve yemek yemeye falan kalkıyordum. Şimdi annem gitti, bir işte daha 15 gün olmadı da bir hafta işte 3-4 gün falan yanımda kalmıştı benim. Şu an pazar. Ve 2 gün sonra işte 15. günde olacak. Ben 2-3 gündür kendim evde bir takım işleri halletmeye çalışıyorum. O yüzden de biraz ayağım şişmiş aslında. Parmağım dün pansuma yaparken gördüm. Bu arada şişlik için de şey öneriyor. Bir 15 dakika mesela buz koyuyorsunuz. 1-2 saat sonra tekrar bu şeyle bu şişlik de iniyor. Ama tabii küçük bir çocuğum olduğu için 1 yaşında, 1,5 yaşında neredeyse. O çok hareketli olduğu için bu buzu koymak, hareketsiz oturmak falan biraz zorlayıcı eğer ki yanınızda birisi yoksa. O yüzden şu an onu çok yapamıyorum. Hani akşam belki işte eşim geldiğinde fırsatım varsa yapabiliyorum. Sürecim bu şekilde. Dediğim gibi merak ettikleriniz varsa yorum bırakabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışırım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.